Vera Holding eski adıyla Kombassan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Alaboy'un bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi tabii Kombassan 1990'lardan bu yana Türkiye'de çok tartışılan bir grup, çok tartışılan bir yapı. Evet. Dolayısıyla geçmiş dönemde de çok büyük problemler oldu, çok tartışılan alanlar oldu. İşte yatırımcıların önemli bir kısmı, özellikle de Avrupa'da yaşayan Türklerin ciddi anlamda mağduriyetleri de oldu. Doğru. Zannediyorum kabul edersiniz. Tamam. Dolayısıyla şimdi daha sonrasında SPK bir düzenlemeyle buradaki şirketlerin kabul edenlerini halka açık olarak işlemlerine devam etmesini ve faaliyetlerini sürdürmesini düzenledi. Bunun ardından da bir karar verdi. O kararın kaydileştirme ve ortaklık belgesi üzerinden yapılacak düzenlemesiyle ilgili bir tartışma çıktı. Yaklaşık %54 bildiğim kadarıyla, yanlışsam düzeltin. Doğrudur. Sizin 72 bin ortağınızın %54'lük kısmı kaydileştirmeyi gerçekleştirdi ve hisse senedi yatırımcısı oldu. Fakat geri kalan %46'nın bir bölümü o 7 yıllık süre tam anlamıyla gerçekleşmedi ve geriye de çok uzanmadığı için onların payları hazineye devredildi. Hazineye devredilmedi tam olarak ama konuya ben gireyim. Peki buyurun. Şöyle, aslında bu süreç 2005 yılında başlıyor. 2005 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi bu mağduriyetleri görünce bir komisyon oluşturuyor. Bu komisyon sonucunda hazırlanan raporda diyor ki, durumu iyi olmayanlar, kanun yükümlülüğünü yerine getirmeyenleri tasfiye edin. Yani bununla ilgili düzenleme yapın. Kanunun yükümlülüğünü yerine getiren, ekonomiye faydalı olanları da borsaya açın, ekonomiye kazandırın diyor. Onun üzerine SPK faaliyete geçiyor. 4 tane holding burada. Bizim 78 holdingden 74'ü kapanıyor Açıl Bey. 4 tanesi kalıyor. 4 tanesi kalıyor. Onlar da zaten Kombassan, Unpaş, Yinpaş ve aynı zamanda İttifak Holding var. Fakat Yinpaş borsaya girmiyor veya giremiyor o gün şartları içerisinde. 3 tane holding. Bunlar borsaya girmişler. İşlemleri devam ediyor. Geçmişte yaşanan sıkıntıları kaybettiklerine bahsetmiyorum. Yani yasal bir statüye girmişler. Çünkü geçmişte bu holdinglerin iki nedenle suçlanıyorlar. Bir, izinsiz halka arz ettikleri için. İkincisi de izinsiz hisse senedine aracılık ettikleri için. Dolayısıyla her bir ortağın ismi, hissesi, adresi, bütün bilgileri SPK'ya zamanında verilmiş. SPK bunların hepsini ortak statüsüne almış. Bu 2012'deki kaydileştirme döneminden bahsediyorsunuz. Ondan önce. 2005'te daha ilk düzenlemenin ilk yapıldığı tarihte. 2005'te bunları almış. Fakat daha sonra tabii ki bu holdingler yaşanan süreç nedeniyle mal varlığının çoğunu kaybetmiş. Veyahut da verilen umutların çoğu yerine getirilememiş. İnsanlar bir mağduriyet algısı doğmuş. Bu mağduriyet algısının doğmasında da en büyük neden tabela holdingleri. Tabela holdinglerin hiçbirisinin mal varlığı yok. Üretimleri yok. Yani verilen paralar bir saadet zincirine dönmüş. Kısa sürede de bunlar batmışlar. Bunların batmasıyla birlikte bu çalışan holdinglere bu sirayet ediyor bulaşıcı etkisiyle. Ve bunlar da dava açmaya başlıyorlar. Bu dava açma esnasında da hızlı bir kaydileştirme yapmak istiyor SPK ve SPK kanununun onun 3. maddesinde 4. maddesinde 7 yıllık bir süre tanıyor. Kayden izlenmeye başladıktan sonra 7 yıl diyor. Öyle olunca kayden kelimesiyle birlikte 2000 yılında kayden başlayıp da 2007'de dolanlar da otomatikman yatırım tazmin merkezine gidiyor. Onlar bir mağduriyet yaşıyor. Anayasa Mahkemesi de bunu haklı gerekçeyle mülkiyet hakkını göstererek iptal ediyor bunu. İptal edince orada kaydileştirmeler bu holdinglerde hemen hızlı bir şekilde duruyor. Devreye dava süreci giriyor. Uzun dava sürecinden sonra bunların ortak olmadıklarına ve borç verdiklerine hükmediyorlar. Yani 90'da parasını yatırmış, hisse almış, kar payı almış. Fakat 2006, 2007, 2008 hatta 2010'da dava açıyorlar. 20 yıl sonra ortak olmadıkları konusunda bir karar veriliyor. Yargı süreci çok uzun. Fakat bunlar sonuçta şöyle bir şey çıkıyor bu holdinglerle ilgili. %54'ü borsaya açık, kaydileşmiş, kaydileşenler ortak. Ortak oldukları için holdinge dava açamıyorlar. Ama %46'sı ortak değil, alacaklı. Yani 72 bin kişinin 38 bini ortak, 34 bini ortak değil. Peki bir araya girip şunu sormak istiyorum. Tabii bu şu açıdan çok fark ettiriyor. Ortaklığı kabul eden ve o %54'lük kısımla birlikte girip hissedar olan kesim. Tabii. Yatırdıkları paranın
ne kadarı oranında ortak olabildiler? Çünkü burada çok ciddi yatırdıkları parayla aldıkları hisse arasında dengesizlik oldu. Tabii, dolayısıyla tabii, geri kalan %46'lık kesim de zaten gelip o KYD sistemin içine girmezken buradaki paraya razı olmadığı için girmek istemedi. Önemli bir kısmı diyelim bu nedenle oldu. Anlaşılır bir şekilde şöyle söyleyelim. Eğer ilk girdiğinde 10 bin euro koymuşsa borsaya kaydileştirdiğinden bunu 1800 euro veya 2000 euro karşılığı. Yani %80 civarında, %70, %80 civarında biz kontrol ediyoruz. Bir erime oldu tabii, bir erime olmuştu mal varlığında. Şimdi bir tarafta 10 bin euro borç verdiğini kabul edince mahkeme, 10 bin euroyu 8 yıl, 10 yıl, 15 yıllık süreyle cezasıyla, faiziyle getiriyor. Sonuçta sizin karşınıza 20 bin euroluk, 25 bin euroluk büyük bir fatura geliyor. Bunu ödemişiz de zamanla. Holding mal varlığı ve çalışması nedeniyle ödenmiş. Fakat bu ne kadar para ödendi mesela son 5 yıl içerisinde? Son 5 yıl içerisinde ödenen 300 milyon liraya yakın para. 940 davada. Fakat o emsal karar olunca hızlı bir şekilde dava gelmeye başladı. Mesela 2008 yılında 1005 dava. Geçen haftaya kadar 2009 yılında 1245 dava. 2019 yılında 1245 dava. Yani bu sene sonuna kadar 1500 davayı bulur. Çünkü yağmur gibi dava geliyor abiyene tabiriyle. Yani bunun altından kalkmak mümkün değil. Bir yerleri satarak hızlı bir nakite çeviremiyorsunuz. Sonuçta ne olacak? Ödeyemediğiniz zaman avukatlar iflasınızı isteyecek. İflasınızı isteyince diğer süreçler devreye girecek. Firmalar kilitlenecek. Halbuki karla çalışan, stratejik yatırımları olan bir kuruluşuz biz. Bunu anlattık. Yani iktidara da anlattık. Muhalefete de anlattık. Bunun doğuracağı mağduriyeti anlattık. Bu böyle giderse 3.000-3.500 kişi parasını alırken geriye kalan kombatsan bağlamında, bera bağlamında söylüyorum 69 bin kişi hiç parasını alamayacak. Peki. Öyle bir mağduriyet olacak. Şunu sorayım mesela bu 3.000 dava yani eğer bu şekilde devam ederse önümüzdeki sene de devam eder. Yani büyük ihtimalle o %46'nın geri kalan kısmı da bununla ilgili dava açma hakkına sahip. Bunları karşılayacak bir mal varlığı var mı holdingin? Şöyle kombatsan bugünkü mal varlığı 3 milyar 478 milyon 2018 sonu itibariyle yeni değerlendirmelerle bu sene daha da yüksek olacak. Toplanan paralar da aşağı yukarı 1 milyar euro civarında. Bununla kıyasladığımız zaman bizim aşağı yukarı 500-550 milyon euroluk bir mal varlığımız var. Fakat bu davalar nedeniyle biz sürekli önümüze bir engel geldiği için biz bir ortaklık girişiminde bulunamadık yatırım konusunda. Bankalarda hep bunu soruyorlardı nasıl çözülecek. Benim gelinimle birlikte çözüleceği konusunda bir umut oldu. Fakat en de biz onu da başardığımızı düşünüyorum. Sadece biz değil bizimle birlikte iki holding daha var. İttifak Holding sorunların çoğunu çözmüştü. Çünkü %95 orada kaydileşti. Tabii değil mi? Kaydileşme oldu. Çok az kişi de itiraz edenler, mahkeme gidenlerle de uzlaştılar ve uzlaşma yoluna gidiyorlar. Onların da en büyük özelliği tamamı Konya merkezli. Bizde ağırlıklı olarak yurt dışında olduğu için insanların buradan şirketin değeri arttıkça yani yatırımlar yeniden arttıkça bizim halklar arzımız oldukça insanlar mağduriyetini oradan giderecek diye düşünüyorum. Yani bizden bizi bazen banka gibi görüyorlar. Yani biz para verdik paramı geri istiyorum. Burası bankacılık değil. BDDK'nın raporlarında da bu tespit edildi, söylendi. Biz yatırımlarımızı önümüze koyacağız, yatırımlarımızı büyüteceğiz ve insanlar ortak oldukları şeyde üretimin hazzını tadacaklar. Günü zamanı gelince de çıkmak istiyorlarsa çok karlı bir şekilde çıkacaklar diye düşünüyorum. Peki şimdi tabii burada dava açan kesimin bir mağduriyeti var ve o mağduriyette hani geçmişte koyduğu parayı geri alamamış olmak. Şimdi siz kendinizi onların yerine koysanız aynı talepte bulunur musunuz? Haklı görüyor musunuz en azından dava açanları? Etik açıdan haklı bulmam. Ama bir kayıp olduğu için bir mağduriyet yaşadıkları doğrudur. Niye etik açısından haklı bulmam? Çünkü bunlar dava açmayanlarla birlikte yan yana aynı statüde hatta aynı kuyrukta geldiler, ortak oldular. Hisse senetleri hatta bazıları geldi, hisse senetlerinin bazılarını verdiler holdinge. Holding onları aldı, onların hisse senedini başka birine verdi. Yani izinsiz aracılık etti hisse şeyine. Fakat bu doğru değil. Şu dava açanları haklı bulursak o zaman şunu yapmamız lazım ki biz başlangıçta böyle gittik hükümete de. Burada dava açanlar, 3000 dava açan holdingin tamamına sahip olacaksa bu adil bir şey değil. Gelin bize bir özel bir tasfiye kanunu çıkartın. Bu şirketler de çalışmaya devam etsin. İnsanlar da işlerini kaybetmesinler. Kalan bakiyeyi 72 bine eşit dağıtın.
Onun üzerine bize dendi ki ya çalışan bir şirket TMSF'ye devredilir mi? Tasfiye edilir mi? Sonuç bir o yüzden de birazcık hükümetin de siyasetin de meclisin de böyle bir desteğini alarak böyle bir yasa geldi. Peki burada tabii çok tartışma var. Siyaseten tabii. De çok tartışma var. Geçmişte de Kombatsan adı zaten sürekli siyasi tartışmalara konu olmuştur. Dolayısıyla şimdi o siyasi bakış açısını değerlendirdiğimiz zaman da yatırımcıların çoğu diyor ki bu şirkete özel yasa çıkıyor. Dolayısıyla bu konuya sizin bakışınız nedir? Hakikaten şirkete özel mi çıkıyor bu yasa? Çünkü iki tane burada şirket var aslında daha çok üzerine konuştuğumuz. Üç şirket yani bir var. Tanesi İttifak Holding'de zaten kaydileştirme çok düşük olduğu çözüldüğü için söylüyorum. Yalnız bizim avukatlarımız çok inovatif ve yaratıcı dava açma kültürü ve yeteneği var. Sadece onunla kalmıyorlar. Borsaya açılmış olanlara da dava açtırma gibi bir şey, süreç içerisindeler. Yani bunu yaparlarsa, burada başarılı olurlarsa ki bir mağduriyet algısının olduğu yerde siz zaten 1-0 yenilgiyle başlıyorsunuz. Hem yargıda hem başka bir yerde. Öyle olursa burada ne Kombatsan, ne İttifak, ne Umpaş, hiç kimseye bir şey kalmaz. Yani sistemi kökünden zorlayacak bir takım çabaların içerisindeler. Yani burada SPK şu noktaya geldi. Dedik ya ben sizi 2005 yılında ortaklık statüsüne aldım. Yani bugün piyasaların patronu benim. Yargı değil. Yargı itilaflı konulara bakar. Dolayısıyla itilaflı konularda yargı böyle bir şey verdiyse bir kişinin alacak verecek davasına ben karışmam ama benim ortaklık olarak ortaya koyduğumu kaldırıyorsa yargı burada bir sorun var dendi. Nitekim biz yargıda bu işe karar verenlerle de görüştük. Herkesin bize söylediği tek çözüm yolu yasadır dediler. Yoksa burada dediğim gibi bu 32 bin kişi dava açma hakkına sahip oldu yargı kararıyla. Ama yargının her kararı da sorunu kökten çözmediği gibi yeni kaoslara, yeni mağduriyetlere yol açıyor. Biz bunu izah ettik. Sanıyorum da bundan dolayı da bir destek gördük diye düşünüyorum. Peki uzlaşma imkanı aradınız mı açılan davalarda? Zaman zaman uzlaştığımız davalar olmuş. Fakat burada şöyle bir şey var. Bu 10 bin euro başlangıçta 20 yıl sonra önlerine 20-25 bin euro olarak geldiği zaman çok cazip hale geliyor. Avukatlar açısından da cazip hale geliyor. Bunlar genelde uzlaşmayı seçmiyorlar. Bu konuda böyle bir sıkıntımız vardı. Dolayısıyla uzlaştığımız çok nadir davalar olmuş bu çerçevede. Bundan sonrası için düşünür müsünüz? Çünkü şimdi şöyle bir tablo çıkıyor. Eğer bu yasal düzenleme yasalaşırsa, öncelikle daha yasalaşmadı onu söyleyelim. Eğer yasalaşacak olursa o zaman bu kez geçmişte ilk dava açıp parayı ödemeyi almış olanlarla bu sefer arkadan gelenler arasında bir haksızlık olacak. Şimdi onu öyle düşünmemek lazım Açıl Bey. Neden? Şimdi şöyle 3000 kişi dava açar da geriye kalan 69 bin kişinin mal varlığını eritirse 3000 kişi 69 bin kişi içerisinde sebepsiz zenginleşiyor demektir. Ama şimdi sebepsiz zenginleşme olması için geçmişte verdiği para kadar para alıyor. Onun aradan geçen... Şimdi yaşanan süreci kendi ortamı içerisinde... Çok sebepsiz zenginleşmiş olmuyor. Parasını geri almış oluyor aslında zaman değeriyle. Ama bize borç verdiğini kanıtlarsa ki yargı borç vermiştir diyor. Biz de diyoruz ki hayır borç değil. Bu borsaya giren insanla aynı ortamda ortak olarak girdi. Bunların ortaklığını SPK tescilledi. Bunun 500 hissesi varsa bugün de 500 hissesi var. Yani o zamanki 500 hissesi 10 bin eurodur ama bugün 2 bin eurodur. Yani bizim söylemeye çalıştığımız bu. Ve mantıklı olan da budur diye düşünüyorum. Genel bir mağduriyeti kökten çözüyor bu. Yani işsizlik ortamını ortadan kaldırıyor. Bunun toplam varlıkları, bu üç holdingin toplam varlığı aşağı yukarı 6 milyar TL falan. Ki bu yasanın da toplam getirisi 29 milyar TL'lik bir vergi öngörüyor ki bunun içerisinde biz 6 milyarlık mal varlığını saymıyoruz. Bize de bir yaşam hakkı tanımakla yeniden 9.500-10 bine yakın insan sıkıntısız işlerine devam edecek demektir. Peki burada sormak istediğim iki tane daha konu var. Bunlardan bir tanesi tabii halka açık şirket olduğu için hisse fiyatında çok ciddi hareket oldu. Siz de aslında meclis komisyonundaki tartışma sırasında buna dikkat çektiniz. Dolayısıyla burada bir insider trading var mı yok mu tartışması çıktı. Dolayısıyla ne dersiniz buraya? Şöyle bir bu tür şeylerin insider trading olması için kamuoyuna açıklanmamış bilginin bir şekilde illegal yolla sızdırılması lazım. Benim söylediğim orada bir gün sonra bir gün önceki gerçekleşmiş fiili durumu bahsederek dedim ki piyasa böyle bir yasanın görüşülüyor olmasına pozitif tepki verdi. Benim söylemek istediğim şey budur.
bu asla insider trading'e girmez. Peki burada zaten hani 3 aşağı 5 yukarı buradaki tartışma biraz daha ister istemez işin siyasi bacağına kayıyor. Mutlaka. Dolayısıyla biz işin ekonomik tarafında kalarak şunu sorayım ben size. Mera Holding'i biz takip ediyoruz. Hisse grafiğine de baktığımız zaman son 5 yıl içerisinde çok sert hareketler. Belki bazen manipülatif denilebilecek ölçüde sert hareketler gördük. Bunları siz nasıl görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Açıl Bey bizim burada ortak... sizin yapabileceğiniz bir şey yok da. Hiçbir şey yok. Hani halka açık hisse olduğu için ama buralarda mesela yasal otoriteyle birlikte çalışma, bunlara sebep olanlarla ilgili herhangi bir düzenleme yapma. Çünkü yabancı hissedarlar da var ve Dimensional gibi işte Vanguard gibi büyük hissedarlar da var ki ikisinin toplamı mesela %6'sı hisse sahipliğinde. Şöyle bizim kurucu hissedarlarımızın hiçbirisinin %1'den fazla hissesi yok. Yani %1'den fazla hissesi olmadığı için bunlar borsaya girdiği zaman böyle manipülasyon yapabilme yeteneği yok. Yani bir şirkette %50, %60 bir büyük bir hissedar olur, hakim bir ortak olur da bu insider trading'e meyilli olabilir veyahut da manipülasyona meyilli olabilir. Böyle bir ortam yok bizde. Dolayısıyla bizim... İşte arkadaşlar grafiği getirdiler ekranı. Şurada zaten çok net olarak görünüyor. Bu tarafa bakarsanız buradaki televizyondaki grafiği orada zaten çok net olarak görünüyor o hareketler. Şöyle hareketler. Bizim teknolojik yatırımlarımız var. Biz savunma sanayine girdik. Belki Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk defa zırhlı askeri vinç yaptık ki bu Amerika'da Oshkosh firmasının yaptığının bir tıkta üstünde hem teknolojik açıdan. Çok amaçlı bomba tespit ve imha kolu üretiyoruz. Bunların yazılımları, algoritmaları, her türlü şeyi kendi arkadaşlarımız Konya'da yapıyorlar. Konya'ya gelip görmenizi isterim. Müthiş bir yazılım ve talaşlı imalat şeyi var. Konya birazcık Anadolu'da unutulmuş bir şehir. Dolayısıyla mesela ben geldiğimde bazı fonlar bize geldiler. İşte hissenizi almak istiyoruz. Bilançolarına bakıyoruz, yatırımlarınıza bakıyoruz. Her şey, o tür şeylerin yansımasıdır diye düşünüyorum. Son bir dakika içindeyiz. Yasa diyelim ki çıkmadı. O zaman ne olacak? Valla biz elimizden gelen gayreti gösterdik. Biz 4500-4600 çalışanı düşünüyoruz. Ülkenin asetidir diye düşünüyoruz. Biz Romanya'da sivil, askeri ve endüstriyel rulman üreten 1500 kişinin çalıştığı bir fabrikamız var ki öyle bir fabrika Türkiye'de yok. Dünyadaki 6 fabrikadan biri. Dolayısıyla burada bunların yaşaması lazım. Ülkenin, kamunun yararı adına yaşaması lazım. İnsanların mağduriyetini anlıyorum ama insanlarda birazcık mağduriyetini gidermek için biraz sabırlı olmaları lazım diye düşünüyorum. Çünkü 20 sene olmuş ama. Ama biz de banka değiliz. Her sene faiz işleten bir kurum değiliz. Yani bu tür şeyler iki yönlüdür. Tek başına Haşim Bayram'ın yaptığı bir şey değil. Verenin de alanın da bunda birazcık vebali vardır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için Ali Rıza Alaboy'un. Böylelikle Finans Merkezi'nin bugün için sonuna gelmiş oluyoruz. Kısa bir aramız var, sonrasında kapanışa doğru izleyebilirsiniz.